Sevgili dostlar merhaba. Şimdi neredeyim? Antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden bir tanesi olan Delfi'deyim. Delfi bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım ama benim için size anlatmam gereken başka bir olay daha var burada. Ne o? Dünyanın merkezinin de burası olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama Zeus abimiz bunu bilmiş. Nasıl test etmiş? Sürekli olarak tanrılar Zeus'a dünyanın merkezi neresi olduğunu soruyorlar. İnsanlar kurban adıyor, dünyanın merkezi neresi, dünyanın ortası neresi olabilir? Zeus da aynı anda biri doğudan biri batıdan uçmak ve aynı hızda uçmak üzere, biliyorsunuz kutsal hayvanı da kartaldır Zeus abimizin, iki tane kartal uçuruyor. Bu kartallar çok hızlı bir şekilde gidiyorlar. Kartallar nerede buluşurlarsa oranın dünyanın merkezi olacağını söylüyor Zeus. Ve kartallar nerede? Şu anda tam arkamda bulunan hazine evinin hemen yanında gördüğünüz Omphalos taşı, yani dünyanın göbek deliğinin olduğu yerde buluşuyorlar ve oraya bir tane taş dikiliyor. Bu dünyanın merkezi olarak insanların kendisini görmesi, atfetmesi, isimlendirmesi bizim politik hayatımızın da bir parçası aslında ve politik dünyada, politik diskurda buna Omphalos sendromu deniyor. Yani her devletin kendisini dünyanın merkezini merkezi olarak görmesi ve öyle zannetmesi. Ne yazık ki ben de bunlardan muzdaribim. Benim en büyük hayal kırıklığım babamın tır şoförlüğü sırasında onunla Konya'ya gitmem olmuştu. Çünkü biz evde hep şununla büyüdük. Bizim aşiretimiz dünyanın en güçlü, en büyük aşireti ve tüm dünya, yani Beyaz Saray falan dahil bizim aşiret ve aşiret büyüklerini tanıyor olması lazımdı. Seyhan'ı falan geçtikten sonra, Pozantı'yı geçtikten sonra artık net bir şekilde farklı bir coğrafyada olduğumu anlamış ve dünyanın merkezinin Nusaybin değil, dünyada en büyük aşiretin de benim aşiretimin olmadığını fark etmiştim Konya'da. Yani Omphalos sendromundan mağdur olanlardan biri benim. Ki bir hafızanızı yoklayın, ilkokuldan lise, ortaokul, üniversiteye kadar kendiniz bilgiyi talep etmeye başladığınız sürece kadar size öğretilen dünyanın merkezinin yaşadığınız ülke olmasıdır. Bu Omphalos taşı sadece dünyanın merkezi olmakla da yetinmiyor. Bu kadim kehanet merkezinin de en önemli yapılarından bir tanesi. Çünkü Apollo tapınağının kahinesi ya da kahini diyelim, bir şey hakkında Apollo ile konuşup onun sözcülüğünü yapmadan önce tripod, böyle üç ayaklı bir tane sehpanın üzerine oturur. Yanında defne ağacının dalları ve Omphalos taşının da olduğunu biliyoruz. Yani Apollo tapınağının açık alanında tutulan ve kahinin de en çok kutsal olarak gördüğü dünyanın göbek deliğinin olduğu yerdeyiz. Bir sonraki videoda size neyi anlatacağım? Çok büyük bir kehanet merkezi ve bu kehanet merkezinin dünya, antik dünyanın politik ve siyasi hayatındaki ağırlığını ve gücünü paylaşacağım. Günümüzden de çok farklı değil, çok benzer özellikler göreceksinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.